Bismillahirrahmanirrahim. 24. kaydın dersin kaydıyla tekrar birlikteyiz inşallah. Bugünkü dersimizde zarfların murab ve mebniliğini öğrenmiş olacağız. Ezzarfu Arapçada zarflar imme murabun ev mebniyun. Yani Arapçada bir zarf ile karşılaştığınız zaman bu zarf ya murabtır ya da mebnidir. Başka bir alternatifi bulunmamaktadır. Fecemi'u zurufi murabetun. Arapçada zarfların tamamı murabtır. Yani Arapçadaki zarfların büyük bir çoğunluğu cümledeki konumuna göre hareketini şekillendirmektedir. Ada ba'du zuruful mebniye. Bazı mebni zarflar dışında Arapçadaki bütün zarflar murabtır. Ve kitabımız bize neyleri öğretecek? Burada mebni zarfları öğretecek. Biz de buna kıyas ederek mebni zarfları zaten tanıdığımız için geriye kalan bütün zarfların murab olduğunu bileceğiz. Ezzuruful mebniye hiye. Mebni zarflar şunlardır Arapçada. Birincisi iz zarfı. Zaman bildiren zarfun lime mada mine zaman. Yani zamansal açıdan geçmiş zamanı bildiren zarf iz. Yani siz bir cümlede iz kullanıyorsanız o cümlenin zamanı nedir? O iz cümleye ne kazandırır? Konuşma zamanından da evveliyatını. İz böyle bir anlam kazandırmaktadır. Ve tudafu daimen ila cümle. Ve iz hem geçmiş zaman anlamı kazandırırken hem de bir cümlede kesinlikle yani kesinlikle bir cümleye muzaaf olarak kullanılır. Yani biz izi tek başına kullanmayız. İz mutlaka bir cümleye muzaaf olarak bizim cümlelerimizde kullanılır. Ne gibi? Ba'de iz hedeytene. Yani bizleri hidayete erdirdikten sonra. Ba'de iz hedeytene. Ba'deyi görmekteyiz. Hemen akabinde iz var. Bakın zaman zarfı ve mebni. Hedeytene ise izin muzaafın ileyhi olan cümlemizdir. Burada iz zarfımız ne olmuştur? Hedeytene fiil-i mazi cümlesine ne olmuştur? Muzaaf olmuştur. Hedeytene irab etmek istersek eğer hedeyte fiil-i mazi sükun üzere mebni te fail muttasıl merfu zamir fi mahalli ref na ise cümlemizin mefuludur. Muttasıl mansub zamir fi mahalli nasptır. Bizlere hidayet ettikten sonra. Burada bütün kurallar uygulanmış. İz o yüzden mebnidir ve bir cümleye nedir muzaf olarak kullanılması gerekiyordu. Burada da kullanılmış. Gelelim izaya. İza zarfun lil mustakbel mine zaman. İza ise konuştuğumuz zamandan daha ilerisini ihtiva eden bir zarftır. İza konuştuğumuz zamandan ilerisini yani gelecek zamanı ihtiva etmek için kullanılır. İz ise geçmiş zamanı. Ne gibi? İza ca'e nasrullah. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Bakın daha gelmemiş. Gelecek. Ve biz bunu nereden anlıyoruz? İza'dan. Çünkü iza mebni bir zarftır ve zaman için müstakbeli ihtiva eder. Buraya hemen irab etmek isterseniz eğer iza bizim zaman zarfımızdır ve mebnidir. Ca'e fiil-i mazi feta üzere mebni. Nasru bizim failimizdir ve muzafımızdır. Allah lafzu celali burada muzafın ileyidir sayın hocalarım. Gelelim şimdi iki tane mebni zarf tanıdık. Birisi iz, birisi ise iza. Yani bunlar asla izu, izi, ize olmaz. Bu her zaman izdir, bu da her zaman izadır. İzi, uzu olmaz. Üçüncü mebni zarfımız el-ane zarfun lizzemenil hadir. Yani şimdi içinde bulunduğumuz zamanı belirtir el-ane zaman zarfı. Şimdi bu üç zarf birbirine aslında benziyor. Geçmiş zamanı ihtiva edeni iz, gelecek zamanı ize, şimdiki zamanı ise el-en. El-en zarfun lizzemenil hadır. Hadır, Arapçada şimdiki zaman için kullanılan bir kelime. Şimdiki zamanı ifade eden zarftır el-ene. Ne gibi? El-ene beşiruhunne. El-ene şimdi onlarla onlara yaklaşın. Beşiruhunne onlara yaklaşın. Yani onlarla mübaşeret edin. El-ane bâşirûhunne. Şimdi onlara yaklaşın, şimdi onlarla mübaşeret edin tarzında. Burada yine bir ayet-i kerime görmekteyiz. El-ane bizim için nedir bakın? El-anedir, el-ani, el-anu olmaz. Her zaman el-anedir. Neden? Çünkü mebni zaman zarflarından bir tanesidir. Bâşirû, burada emir fiildir. Bakın bâşirû, bunun merfuluğu sonundaki nunun hasvedilmesi. Bunun mebniliği, merfulu nereden çıktı? Mebniliği sonundaki nunun hasfedilmesi. Hunne ise burada mefuldür.
fi mahalli nastır, muttasıl mansub zamirdir. Hunne burada. El-âne bâşiruhunne, şimdi onlarla mübaşeret edin. Dördüncü mebni zarfımız emsi, yani dünü belirten zarfu, zarfun bir zarftır. Lil-yevmi lezî kable yevmike, yani senin gününden önceki günü belirtir. Yani bugünümden öncesi nedir? Dünümdür. O yüzden emsi dünü belirten bir zaman zarfıdır ve aynı zamanda mebnidir. Evet, bu cümlemizde yani la tehzen ala ma fateke emsi cümlesini yorumlamaya çalışacağım kendi çapımda. La tehzen, üzülme. Bir la unnahiye burada görüyoruz. La harfu nefi ve harfu nehi. La unnahiye, la tehzen fiili muzari meczumun bila ala ma fateke emsi cümlemizin tamamı mefuldür. Sayın hocalarım, tamamı mefuldür. Aynı zamanda ma, ma unnafiye, fate muhtemelen fiili mazi feta üzere mebni. Ke ise burada mefuldür. Emsi ise bizim mebni olan zaman zarfımızdır. Yani dünün sana yaşattıklarına karşı üzülme. Dünün sana yaşattığı, verdiği şeylere karşı sen üzülme tarzında burada bir cümle görmekteyim ben. Ve cümlemizde ne kullanılmış? Mebni zaman zarflarından ve içinde bulduğumuz günün öncesini, yani dünü belirten emsi kullanılmış. Ve tuğra bu İrab edilir, yani murab olur. İza udifet, eğer bizim emsimiz bir kelimeye muzaaf olursa, ev urifet bi eliflam, veya başına eliflam ile marife olursa, yani el emsi olursa, o zaman muraba dönüşür. Duruma göre el emsi olur, el emse olur, el emsi olur. Ya da muzaaf olursa cümlede, mesela ne gibi? Mesela emsi beyti, saçma oldu ama örnek vermek için söyledim. O şekilde muzaaf olursa yine emsu, emse, emsi olabilir. Muraba dönüşür. Şurası önemli. Emsi için geçerli bu kural. Eğer emsinin başına eliflam izafet, eliflam getirirseniz veya onu cümlede muzaaf olarak kullanırsanız emsiniz murab bir kelimeye dönüşür. Mebni zarftan çıkmaktadır. Beşinci mebni zarfımız beyne, arasında anlamında kullanılan bir kelime genellikle ama ve huve zarfu zaman ve mekan. Yani mekan zarfı olarak da zaman zarfı olarak da kullanılabilen müşterek bir zarf. Beyne zarfı ne gibi? Avenun beyne zalik. Avenun orta yaşta, beyne zalik. Yani ikisinin arasında orta yaşta bir şey. Burada malumunuz ineği kesmek için diretiyorlardı ve sürekli inekle alakalı şeyler istiyorlardı. Ayet-i Kerime'de Bakara suresinde orada avenun beyne zalik dediği bu. Orta yaşta ve ikisinin arasında bir inek olacak. Ayet-i Kerime'de böyle geçiyordum. Burada bizim için önemli olan bakın bu beyne. Beyne zarfı burada tabii ki ne olarak? Burada bir mekan zarfı olarak kullanılmış. Ve beynenin mebni olduğunu bizler görmeliyiz. Yani beyni beynu buna diyemeyiz. Çünkü mebnidir, her zaman beyne dememiz lazım. Bunun da yine bir kuralı var. Diyor ki ve tu'rabu izâ udîfet. Yine eğer cümlemizde beyne başka bir kelimeye muzaaf olursa ev dehale aleyhe harfu cer veya bizim beynemizin başına harfi cer gelirse o zaman beyne de muraba dönüşür. Mesela fi beyni olursa fi beyni o zaman muraba dönüşür. Ya da başka bir kelimeye muzaaf olursa o zaman yine bizim beynemiz hareket değiştirebilir. Çünkü murab bir kelimeye dönüşür. Ne gibi? Min beyni ferasin ve demin. Yani min beyni arasında ferasin, ferasin sayın hocalarım işkembe pisliği demek. Min beyni ferasin işkembe pisliği ile ve demin kan arasında. Min beyni ferasin ve demin mevarit sözlüğünde bunun aynısı geçmekte. Yani ferasin kelimesine bakarsanız eğer bu cümlenin aynısı orada örnek olarak bizlere verilmiş. İşkembe pisliği ve kan arasında demek cümlemizin anlamı. Burada bakın min harfi ceri beyniyi mecrur yapmış. Yani kuralımız neydi? Başına harfi cer gelirse murab olacaktı. Burada da öyle olmuş. Bakın mebni olan beynemizin başına harfi cer gelmiş ve onu beyni yapmış. Artık buradaki beyni mebni olan beyne değildir. Murab olan beynidir. Evet yine başka bir altıncı mebni zarfımıza bir bakalım. O da nedir? Haysu. Haysu bizim mebni zarfımızdır. Ve huve zarfu mekan, zarfı mekandır. Mulazimul lil idafe lil cümle. Ve mutlaka bizim bu haysu cümle içerisinde muzaaf olarak kullanılmak zorundadır.
haysu cümle içerisinde mutlaka muzaaf olarak kullanılır ve bir mekan zarfıdır. Örneğimize bakalım. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Evet, senestedricuhum, yani onları böyle derece derece yavaş yavaş yaklaşacağız. Derece derece senestedricuhum. Hum burada mefuldür. Onlara yaklaşacağız. Sin burada nedir? İstikbali belirten harflerden bir tanesidir. Nestedricu. Normalde fiil-i muzarimiz burada ayet-i kerimede. Senestedricuhum. Onlara yavaş yavaş yaklaşacağız. Derece derece yaklaşacağız. Min hayfu. Şöyle bir yerden ki la ya'lemun. Bilmedikleri bir yerden, bilmedikleri bir yönden onlara derece derece yaklaşacağız. Şimdi cümlemize baktığınız zaman haysu'yu burada görmekteyiz. Ve la ya'lemun nedir? Bir fiil cümlesidir. Burada haysu bir fiil cümlesine muzaaf olmuştur sayın hocalarım. Ve dikkat ettiyseniz eğer hayfu mebnidir, yani minden dolayı min hayfi olamaz. Ama aynı zamanda burada fi mahalli cerdir. Çünkü min harfi ceriyle mecrur olmak istemektedir ama olamamaktadır. O yüzden mebniyun aleddam fi mahalli cer diyebilirsiniz burada. Evet, yedinci olarak yine mebni zarflarımızı görmeye devam edelim. Lede ve ledun. Evet, lede ve ledun zarflarımızı görelim. Lede katından anlamında, yani katından, yanından. Sayın hocalarım, lede ve ledun da yani yanımızda, katımızda gibi anlamları var. Lede ve ledunun zarfı zaman ve mekan. Bu ikisi de hem zaman zarflarıdır hem de mekan zarfı olarak kullanılabilirler. Lede ve ledun. Burada zarfani, zamani ve mekan olacaktı aslında. Şuradaki nun hasfedilmiş. O da neden? Çünkü müsenna bir kelime bir isme muzaf olursa nunu düşer. Burada da bakın nunu düşmüş. Normalde bu kelime zarfani idi. Mislum heblene milledunke rahme. Yani heblene bizlere bağışla, milledunke senin katından rahme, bir rahmeten bir rahmet bağışla. Tabii ki burada Allahu Teala'ya söylenen bir söz bu da. Heb emir fiil, sükun üzere mebni. Lena burada mefulümüzdür. Yani lina aslında ama biz onu lena okuruz. Mefuldür. Milledun kesenin katından. Bakın burada ledun var sayın hocalar. Leda ve ledun min ledunke. Bakın normalde min eğer buna tesir etseydi ledun ike olacaktı. Normalde ledundur, mebnidir. Min tesir etseydi ledun ike olacaktı ama olamıyor. Ledunke diyoruz biz buna. Fi mahalli cerdir. Yani sükun üzere mebnidir ama fi mahalli cerdir. Aynı zamanda muzaf ke bunun muzafın ileyidir. Yani senin katından. Muzaf ve muzafın ile rahmeten ise mefulümüzdür sayın hocalarım. Yani cümlemizin ikinci mefulüdür. Hatta üçüncü. Heblene birinci meful, milledunke ikinci meful, rahmeten üçüncü meful diyebilirsiniz. Bize senin katından bir rahmet bağışla. Tercümesi bu şekilde. Bir tane daha var. Bir ledeyneye örnek var. Ve ledeyna mezid. Ve ledeyna mezid, yani katımızda daha da fazlası var. Ve ledeyna bizim katımızda mezidun daha fazlası var anlamında. Yine muhtemelen bir ayet-i kerimeden alıntı burası. Bakın yine ledeyna. Ledeyna burada bakın na bitişmiş buna. Ve mezidun muhtemelen burada haberimizdir sayın hocalarım. Tıpkı ledun gibi ledeyna da nedir? Mebnidir sayın hocalarım. İkisi de zaman ve mekan zarfı olarak kullanılabilirler. Sekizinci olarak mebni olan zarflarımıza bakalım. Nedir bunlar? Kable ve ba'de. Yani kable önce ve ba'de sonra, yine mebni olan zarflarımızdandır. Ve ehevâtuhe. Ve kable ve ba'denin kardeşleri. Neymiş bunlar? Emâme önünde. Guddâme önünde. Evvelu, yani ilk olarak birinci. Evvelu birinci. Verâe arkasında. Halfe arkasında. Fevka üstünde. Tahte altında. Dune dışında. Bu da alle üst demek sayın hocam. Üst yani yukarısı, esfele aşağısı, yemin sağ taraf, şimal ise kuzey sayın hocalar. Tabii ki bunların belki daha fazla olabilirdi ama kitabımız burada sadece bunlara yer vermiş. Kitabımız diyor ki bize bunların tamamı mebni zarflardandır sayın hocam. Tamamı mebnidir. Ve tubne, bakın şimdi ama bir şartımız var. Ve tubne mebni olur hâzihi zuruf. Bu zarflar mebni olarak kullanılır. Ne zaman? İnde ademi idafetihe lafzen. Yani lafzen bir izafette bulunmadıkları zaman. Yani sizler bunları cümlede muzaaf olarak kullanırsanız mebniliklerini kaybederler. Ama herhangi bir izafet söz konusu değilse o zaman bunlar mebnidir. Velakin ancak me takdirin me'nel mudafi iley.
Ancak muzafı iney manasında takdiri olarak kullanılabilirler gibi burada bir ibare var. Muzafın iley ile beraber muzafın iley manasında takdiri olarak kullanılabilirler demiş. Bir bakalım örneklerimizde böyle bir şey var mı? Lillahil emru min kablu ve min ba'du. Yani lillahil emru, yani emir iş Allah'ındır. Min kablu, öncesinde de sonrasında da iş her zaman Allah'ındır tarzında burada bir ayetten muhtemelen alıntı var. Bakın burada kablu mebni, be'du da mebni. Bakın bizim şurada iki tane mebni zarflarımız bunlar. Kablu ve be'du. Bakın min harfi ceri bunlara tesir edememiş. Neden? Çünkü bunlar mebniler ve bir izafette bulunmamışlar. Ve aslu, cümlemizin aslı aslında şöyleydi. İnde takdiri ma'nel mudafi iley min kablil gulbe ve min be'diha. Yani şurada gablu'dan sonra bir el gulbe var. Sayın hocam, el gulbe yani galibiyet ve zafer. Burada bir el gulbe var. Bu el gulbe muzafın iley olurdu ve bizim kablumuz muzaf olurdu. Ve biz onu kable okurduk. Min kablil gulbe ve min ba'diye, yani ve min ba'dil gulbe. O şekilde bunların yanına ne olabilir? Yani takdiri orada bir muzafın iley varmış gibi düşünülebilir sayın hocalar. Orada takdiri bir muzafın iley varmış gibi düşünülür. Lafzen herhangi bir izafete kesinlikle giremezler. Yani lafzen şu şekilde yazarsanız eğer kablel, min kablil gulbe yazarsanız eğer, o zaman bu el gulbeti muzafın ileyinden dolayı bu kabliye dönüşecek. Ama dikkat ettiyseniz burada öyle bir izafet yok. Sadece burada var gibi sayabilirsiniz. Yani kabludan sonra bir el gulbe var gibi sayabilirsiniz. Yani manen orada var ama lafzen yok orada muzafın iley. Lafzen olursa kablumuz mebnilikten çıkacak çünkü. Emme ancak izâ udîfet hâzihi zuruf, eğer bizim bu zarflarımız, şurada saydığı zarflar, eğer şuradaki saydığı yani kablu ve be'du ve kardeşleri diyelim, bunlar izafet edilirlerse ev muniyat minel idâfe lafzen, veya lafzen izafetten men edilirlerse ve me'nâ fe innehâ tekûnu mu'rabe, böyle bir durumda onlar mu'rab olabilirler. Yani şunu demek istiyor sayın hocam. Bakın burada ne oldu? Biz onları izafette bulunduk. O yüzden buradaki kabli neye dönüştü? Fe innehe tekunu murabe. O zaman muraba dönüşmüş olacaklar. Şurada bakın dediği şu. Lafzen izafetten men edilirlerse, lafzen izafetten men edilirlerse veya bunlar izafet olarak kullanılırlarsa, o zaman ne olacak? Bunlar murab olarak kabul edilecekler. Yani şu örnekte olduğu gibi. Yine diğer bir mebni zarfımız kattun. Yani asla, hiçbir zaman asla anlamında kullanılan kattun. Zarful zamanil madi. Yine geçmiş zamanı ihtiva eden bir zarf. İz gibi. Asla anlamında, yani asla geçmişte olmadığı anlamında. Örneğimize bakalım. Me ve bektu. Hiç kimseyi ben azarlamadım. Me ve bektu ehaden. Hiçbir kimseyi azarlamadım. Kattun, asla, yani bugüne kadar asla geçmişimde hiç kimseyi azarlamadım. Hemen bakalım. Ma'un nahiye, ma'un nafiye. Burada ma'un nafiye olumsuzluk ma'sı var. Vebbehtu fiil mazı sükun üzere mebni tu fail. Ehaden meful. Mefulümüz kattun ise bizim zaman zarfımız ve mebnidir. Bakın ehaden kattun. Raise, raise var. Sayın hocalarım yine raise. Zaman zarfı olarak kullanılan bir şey. Sözlükten bunu da buldum. Rise, gecikmek, geç kalmak anlamında sayın hocalar. Şimdi buna göre gecikmek anlamını vereceğiz ve şurayı tercüme etmeye çalışalım. İstirih, istirahat et. Rise tehtacu ila raha. Yani rahata ihtiyaç duyduğun zaman, yani geç de olsa istirahat et sayın hocalar. Ben buraya kendi çapımda böyle bir tercüme uygun görüyorum. Yani geç de olsam rahata ihtiyaç, yani istirahate ihtiyacın olduğu zaman istirahat et. Burada istirih emir fiilini kullandık. Raise zaman zarfımızı burada kullandık. Tehtacu ila raha, bu da bizim fiili muzari fiil cümlemizdir. Tehtacu fiili muzari, burada gizli bir ente zamiri var. İla raha bizim mefulümüzdür. 11. mebni zarflarımız muz ve munzu. Bunları çok fazla göreceksiniz. Bunlar çok fazla kullanılır, muz ve munzu. Ne gibi? Daleptul ilme muz munzu meyyestu. Yani, taleptul ilme, ben ilim talep ettim, her zaman ilim istedim. Munzu ne zamandan beri? Meyyestu. Yani
birbirinden ayırmaya başladığımdan beri, yani buluğa erdiğimden beri kısacası. Çünkü mümeyyiz çocuk deriz sayın hocalarım. Yani buraya buluğ demeseniz de iyi ile kötüyü birbirine ayırmaya başladıktan sonra, bu şekilde daha güzel bir tercüme olacak. İyi ile kötüyü birbirinden ayırmaya başladıktan sonra ben ilim talep ettim diye buraya bu şekilde tercüme edebilirsiniz. Şimdi irabına geçelim kısaca. Talebtu fiili mazi sükun üzere mebni. Tu muttasıl merfu zamir. Burada fi mahall ref çünkü faildir. El ilme ise bizim mef'ulümüzdür. Mansubun bil fetha diyebilirsiniz. Yine bakın burada munsuyu gördük. O da mebni zaman zarflarımızdan bir tanesidir. Meyyestu ise bizim fiili mazimiz. Meyyest sükun üzere mebni fiili mazi. Tu ise muttasıl merfu zamirdir. Fi mahall ref'tir. Bakın bu cümlemizde talebtul ilme munzu meyyestu da biz neyi kullandık? Munzuyu kullandık. Ve diğer bir cümlemiz yine muz ve munzu ile alakalı. Rahheptu. Ben hoş geldin dedim. Evet, benim bu kitapta öğrendiğim nadide fiillerden birisi de bu. Rahheptu. Ben hoş geldin dedim. Biddayfi misafire muz'eten geldiği zaman. Muz'ete geldiğinde ben misafire hoş geldin dedim. Rahab fiil mazi sükun üzerine mebni tu fail. Biddayfi bizim burada mef'ulümüz. Muz ise zaman zarfımız ve mebni. Ete yine bir fiili mazi burada. Ete feta üzere mebni ete normalde. Ve burada gizli bir huve de var sayın hocalar. Onun faili burada gizli bir huvedir. Gelelim 4 numaralı bir hüküm var burada. Bu 4 numaralı hükme bir gelelim. Ezrufu zarflar labudde gerekir. Entetealleka binasibihe. Yani zarflar kendisini nasp eden şeyle alakalandırılmak isterler. Yani nasp eden şey dediği amilleri sayın hocalarım. Zarflar amilleriyle müteallak olmak isterler. Amilleriyle alakalandırılmak isterler. Vel amilu. Peki zarfların bu amilleri neler? Ona bakalım. Vel amilu fiz zarfi. Amillerin zarfları olur. Gad yekunu bazen fiil olur. Bazen de şebihen bil fiil. Fiile benzeyenler. Yani ismi fail demiştik. Bunu hatırlarsanız. Mübalagası sigası demiştik. Sıfat demiştik. Mastar. Sıfat değil. Mastar demiştik. Şibi fiil olarak Arapçada. Tabi 5-6 tane daha var ama aklıma gelenler şu an için bunlar. Şurayı tekrar edeyim sizler için. Bizim zarflarımız mutlaka cümlede bir müteallaka ihtiyaç duyar. Yani onları kullanmamızı sağlayan amillere ihtiyaç duyar. Yerine göre zarfların amili fiiller olur. Yerine göre şibhi fiiller olur. Şimdi bunlarla alakalı şuradaki 4 satırı daha okuyalım. Femithalul fi'il. Yani zarfın amili olan fiile örnek. Bakalım neymiş? Celese oturdu. Fiil-i mazi feta üzere mebni. El hacibu. Hacip yani kapıcı. Yani teşrifatçı sayın hocam. Teşrifatçı ne demek bilmiyorum. Ama sözlükte el hacip kelimesi teşrifatçı, kapıcı ve hacip anlamlarında kullanılıyor. Hacip oturdu. Nereye? Halfel kadi. Kadının arkasına oturdu hacip. Şimdi burada halfe bizim neyimizdir? Bir mekan zarfımızdır arkasında anlamında. El kadi bunun muzafın ileyidir sayın hocalarım. Aynı zamanda el hacibu fail, celese fiili mazidir. Bu cümlemizdeki halfenin amili celese fiilin mazisidir. Bu bir. Ve misalü şebihi bil fiil, yani fiile benzeyenlerin zarflara amil olmasını örnek. Erraeyte et daira. Yani sen kuşu gördün mü? Nasıl bir kuş? Ennaime. Uyuyan bir kuş gördün mü? Fevkal gusni. Dalın üzerinde uyuyan bir kuş gördün mü sen? Şimdi şöyle bir bakalım. Erraeyte harfi istifem soru harfi. Ra'eyte fiili mazi sükun üzere mebni. Te fail muttasıl merfu zamir fi mahalli ref. Et daire meful. En naime bunun sıfatı. Fevka bizim mekan zarfımız ve mebni. El husni ise muzafın ileyhimiz ve mecrur. Şimdi burada fevkanın mevcudiyeti neye bağlı? Fevkanın mevcudiyeti buradaki en naimeye bağlı. Ve en naime kökü itibariyle nedir? Bir ismi faildir. Yani bir şibhi fiildir. O yüzden buradaki fevkanın müteallakı ennaimdir. Buradaki halfenin müteallakı celese fiilidir. Vel amilum. Amil gad yetekaddemu bazen öne geçer. Ale zarfi zarftan önce gelir. Kel emsileti sabika. Bizim şu gördüğümüz örneklerde halfenin amili celese kendisinden önce geldi. Fevkanın amili ennaime ise yine fevkadan önce geldim. Ve kad bazen de yeteekharu anhu. Bazen de amil ne yapar?
bizim zarfımızdan sonra gelebilir. Ne gibi? Halfel imami, imamın arkasında yestaful muslimun, Müslümanlar saf tutuyorlar. İmamın arkasında Müslümanlar saf tutuyorlar. Normalde cümlemiz nasıl olmalıydı? Yestaful muslimune halfel imam. Neden? Çünkü halfenin amili yestaffu fiili muzarisidir bu cümlemizde. Ama tabii ki böyle de yazılabilir. Böyle yazılsa da biz şunu diyeceğiz. Halfenin amili yestaffu fiili muzarisidir. İrabımıza geçelim. Yestaffu fiili muzari merfun biddamme. El muslimune failun merfun bilvevi. Niyabeten aniddamme liennehu cemi müzekker salim. Halfe nedir? Zarf-ı zaman. Mebnun alel feth. El imami ise nedir? Mudafın iley. Fî mahalli cer, sayın hocalarım. Evet, bu şekilde günümüzü boş geçirmemek adına bir videoda olsa bugün kaydetmek istedim. Ve çok şükür 24. videomuzu bitirdik. İnşallah 25 ve 26. videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.